Burada aslında seyircilerimize de sorduk, iç sesiniz size neler söylüyor diye. Besteni Melon isminde bir arkadaşımız. Besteni Melon burada mı? Besteni Melon. Sayın Besteni Melon. Lütfen dahiliyeye. İyi ki dışarıdakiler beni duymuyor diyormuş iç sesi. Hiç tanımadığım birine düğüne git, mikrofonu al, bağıra bağıra onu alma beni al şarkısını söyledi. Kanal D'nin adı Kanal V olsaydı Beyaz nasıl söylerdi diye sesim. Var mı? Ben de B'ye özür diliyim. Var mı sizde bir özüm? Yani benimkilerin için... hepsi tam. Vay vay vay. Bence biraz önceki de komik değil de o tıptıstan gülüyorsunuz hepiniz. Vay vay vay. Demek bana çalışıyorsun ya. Zorluyorsun. Var mı beceremediğim bir şey? Bir özürüm var mıdır yani? Yani alfabeden bir eksiğim yok ama... Böyle de... Ama bana şarkı söyleyemiyorum mesela. Bana yeminimi bozuyorum. Yıllardır söylemediğim şeyi söyleteceksiniz. Aslında söyleyebilirim. Evet, reyleri söyleyemiyorum. Ama 28 harfte burada oturuyorum. Vay. 29 harfte orada oturuyorsunuz. İnsanı illa ukala yapacaklar. Diyor iç sesim. İç sesim bana üniversiteyi bırakıp zengin koca bulmamı söylüyor demiş. İç sesim diyor ki kalk çalış neyse sustu demiş. Evet. İç sesim tribünden beyaza beyaz heyo buraya bak beni sahneye al ve öp beni öp beni diyor demiş. İç sesin sahibinin adı Hüseyin Gayretli. Evet, onu buradan söyleyeyim. Sen misin Hüseyin? Sen misin bu? Öpmemi mi istiyorsun seni? Yani seni öpmemi değil de öp beni öp beni dememi mi istiyorsun? Allah Allah. Sen soyadın gibi gaybetli bir arkadaşsın gerçekten. Öp, öp, aman öp demiş. Söyleyemedim. Şu anda... program bitsin uzun uzun yanaktan dolayı. Bir ara gel gerçekten de bu işi halledelim çünkü artık Türkiye biliyor ben ne yapayım. Otobüste Muhammed Kaplan demiş, iç sesim otobüste mesajlaşırken mesajıma bakan kişiye kardeş ekleyeceğim bir şey var mı diye sor. Biz erkek adamız içimiz dışımız bir demiş. Babamın göbeğinde duran o kumandayı sessizce al diyor. Ama adam uykusunda bile komando gibi iç sesimi de döver demiş. İç sesim hıyarlı babanın içinde içlik var mı diyor. Benim şu an mı? Hadi nasıl algıladıysan şu an genelde yok. İçimdeki ses içimde olmamak istiyor. Buradan karşıya eve nasıl gideceğim demiş bir tanesi. Peki.